ilimize, Muratlı ilçemize pazartesi günden itibaren basketbol işitme engelliler Ukrayna milli takımı ile futbol işitme engelliler milli takımı Muratlı ilçemize geldiler. Devletimizin diğer kurumlarıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği görevle beraber çok dostane bir şekilde milli takımlarımızı burada karşıladık. Ağırlamaya çalışıyoruz. Bir dediklerini iki etmemeye gayret ediyoruz. Bizim bakanlığımızın bize verdiği talimat bundan ibarettir. Ve dileğimiz de inşallah burada hoş zaman geçirmeleri ama esasında da bir an önce bu savaşın durması ve bu güzel insanların tekrar ülkelerine geri dönmeleri. Biz onları misafir etmekten yorulmuyoruz. Alışığız da biliyorsunuz işte Covid döneminden, Suriye dönemlerinden vesaire. Ama savaş bir an önce bitsin inşallah. Anneler ağlamasın, çocuklar ağlamasın. Sporcularımız da işte onlar da kendi ülkelerine dönerek tekrardan hayatlarını devam ettirmesinler istiyoruz. Biz elimizden gelen fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gerek antrenman saatlerini ayarlamada, gerek işte çarşı izinlerinde, gitmesinde, gelmesinde. Çok değerli ilçe müdürüm de burada onlarla mesaisinin tamamına yakınını onlarla geçiriyor ve onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Tabii ufak tefek onlara yapacaklarımız da var. Bunlar planlandı. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, göç müdürlüğümüz, AFAD müdürlüğümüzle beraber, Kızılay'ımızla beraber el ele vermişiz ve bu misafirlerimiz bize emanettir ve bunlar için en iyi şekilde onları burada ağırlamaya çalışacağız inşallah. Сейчас идет война против России. Точнее, Россия напала на нашу страну, на Украину, и наши солдаты, наши воины, они защищают нашу страну, нашу Украину. І ми усі дуже дякуємо тим діям, які наше руководство країни, наші солдати, наші люди, які записались волонтерами. Вся країна працює лише на перемогу над тим, що робить Росія. І ми дуже вдячні всім. Тим людям, хто захищає нашу родину. Ми дуже вдячні Турції, вдячні руководству країни, що ви нам допомогли знаходитись тут, зробили усі умови для хорошого проживання, для тренування. Ми знаходимось тут і дуже-дуже-дуже вдячні, що ми продовжуємо підготовку к нашим змаганням. І ті умови, які ви створюєте, вони, ну, ребята дуже благодарні і дуже дякують з Турції всім тим людям, хто допоміг у цей важкий час для нашої країни. Her şeyi yapıyor bizim kendi insanımızı korumak için. Çok üzgünüz diyor, biz uzaktayız ve aklımız sürekli onlarda diyor. İnşallah en kısa zamanda biter diyor. Savaş biter diyor inşallah en kısa zamanda. Türkiye'ye geldik diyor, çok da memnun kaldık diyor. Herkes bizi çok iyi karşıladı diyor. Çok memnun diyor. Ve bize bu imkanı tanıdığınız için, hani çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz için de çok mutluyuz diyor. Her şey çok güzel ve çocuklarımız da çok memnunlar. Yani çocuklarımız derken sporcularımız da çok memnunlar ki antrenmanlarını devam ettirebiliyorlar diyor. Bu bizim için çok büyük bir şans diyor. Но он верит, что все будет хорошо. Сейчас за Турцию, да. А в Турцию я хочу вам спасибо большое, что могли нам дать семью,
питання і може тренуватися готовником до Олімпіади. Це большое спасибо. Спортсмен говорит, что очень благодарен Турции за то, что дали жилье, питание, возможность тренироваться и находиться здесь и готовиться к Дефлимпиаде. У нас Дефлимпийские игры в Бразилии с 1 мая должны стартовать. И мы здесь почему оказались, потому что мы вели подготовку к этим соревнованиям. И очень, очень большие слова благодарности и от него, и от лица всей команды нашей. Ülkelerinde savaş olduğu için aileleri için çok büyük endişe duyuyorlar. Ama bir taraftan da Türkiye'de oldukları için de şükrediyorlar ve onlara çok iyi davrandığımızı söylüyorlar ve teşekkür ediyorlar onlara bu imkanları tanıdığımız için. En azından diyorlar hani biz gene antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Bir dahaki müsabakalara da hazırlanıyoruz burada ve buradaki insanlara çok teşekkür ediyoruz. Hani bize göz kulak oldular, hani yemeğimizi getiriyorlar, yatacak yer verdiler bize, bize gayet iyi bakıyorlar. Onun için de çok teşekkür ediyoruz diyor. Tamamdır.